Merhabalar arkadaşlar, Koyun Bulucu kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bu yayınımızda sizlerle birlikte Kale Seramik hissesini değerlendireceğiz. Kale Seramik'te çizimlerimizi güncelleyeceğiz. Yeni bir çizim yapmak suretiyle fiyatların destek ve direnç bölgelerini tekrardan bir gözden geçireceğiz. Finansal okuryazarlığımızı daha yüksek seviyelere çıkaracağız. Arkadaşlar, Kale Seramik'te iki dalga şeklinde çok sert bir yükseliş olmuştu. Sonrasında oluşan bir düşen trendle de şunu söyledik: genel itibariyle bu şekilde sert yükselen hisse senetlerinin piyasa yapıcısı ikinci dalga yükselişinin tamamını alıyor demiştik ve fiyatlar 69 TL civarlarına kadar düştü. Bakın, 69 TL civarlarında bir yatay destek noktası oluşturdu. Buralardan yapacağı hareketlilikte burada daha önce destek olarak çalışan 85 TL'ye kadar tepki hareketi yapılabileceğini, 85 TL yukarı yönlü kırılamazsa 74'lere doğru bir gevşeme olabileceğini konuşmuştuk. 74 TL alım için uygun olan bölgelerden bir tanesiydi. Bu bölgeyi en yakın yerden alabilirsiniz. Bunun altında kapanış olmadıkça şansınızı yukarı yönlü deneyebilirsiniz demiştik. Bunun altında kapanış olursa fiyatlarda tekrardan 69 TL ve burada ikinci dalga yükselişinin dip noktası olan 65.75 TL'ye kadar düşme riski oluşur demiştik. 64 TL'nin altında kapanış yapmasıyla birlikte şimdi fiyatlarda daha önceki destek noktası olan 69 TL'ye kadar düşme riski oluştu ve bunun da altına gelmesi halinde 65.75 TL'ye kadar bir düşüş durumu oluşabilir. Kale Seramik'te orta ve uzun vadede bu seviyelerin dahi şahsen ucuz olduğunu, yukarı yönlü burada oluşan sert düşüşün bir tepki hareketi oluşacağını şahsen düşünüyorum. Ancak al pozisyonu oluşan yerlerde yukarı yönlü tepki hareketleri de doldur boşalt yapıyor. Sonra desteğin altına inmek suretiyle ana destek bölgelerine doğru geldiğini görüyoruz. Dolayısıyla yeni alım yapacak arkadaşlar veya maliyetini düşürecek arkadaşlar iki kademede ekleme yapmaları daha doğru olabilir. Full mala girmek doğru değildir arkadaşlar. 69 TL'de bir ekleyebilirsin. 69 TL'ye fiyatlar gelirse 69-70 bant aralığından ekleme yapabilirsin. Fiyatlar 69'un altına gelirse ikinci ekleme noktanı da 65-66 TL bant aralığından yapabilirsin arkadaşlar. Yine söylüyorum, genel itibariyle bu olmak zorunda değil. Lütfen yanlış anlamayın. Genel itibariyle ikinci dalga yükselişinin tamamının alınmasını bekliyoruz. Tamamına yakını, bakın, 69 TL'de alındı. Orta kısımlara kadar geliyor. Tamamını almak istediği durumda da 65.75'e kadar fiyatların gevşeme ihtimali vardır. Şimdi teknik çizimlerimizi tekrardan yapalım. Buradaki zirve noktayı alalım ve 85 TL'ye en son yapmış olduğu sert yükseliş hareketindeki direnç noktamızı almak suretiyle kanalımızın üst direnç bölgesini oluşturalım. Buradaki dip noktaya ise kanalımızın alt bandını yerleştirelim arkadaşlar. Bu ihtimale baktığımızda olası yükselişlerde Kale Seramik'teki direnç bölgesi kısa vadede 76 TL olarak görülüyor. Şu anda 74 TL ilk direnç bölgemiz, 74'ün üzerinde de 76 TL bizim direnç bölgemiz olarak karşımıza çıkıyor. Düşüşlerin devam etmesi halinde daha önceki destek bölgemiz 69 TL ve burada ikinci dalga yükselişinin başladığı nokta olan 65.75 TL bizim destek noktalarımız olarak karşımıza geliyor. Lütfen öğrenmeye çalışın. Lütfen cebinizdeki parayı Koyun Bulucu veya bir başka YouTuber arkadaşların dediklerine göre değil, kendi bilginizle, kendi çizimlerinizle yönetmeye çalışın. En doğru strateji sizlerin kendisi adına kuracağı strateji olacaktır. Çünkü bizler yayın yapıyoruz. Dinamik piyasa olduğundan dolayı fiyatlarda sürekli değişmeler oluşuyor ve kanal görüntülerinde bakın düşen bir trend veya yükselen bir trend olduğundan dolayı fiyatlarda sürekli değişkenlik olduğundan dolayı bunları kendiniz çizmeniz lazım. Trading View'dan çiziyoruz. Logaritmik bir görüntü üzerinde çalışma yapıyoruz. Bakın, buradaki kutucuğa tıklıyorsunuz. Logaritmik seçimi yapıyorsunuz. Bu çizimleri beğeniyorsanız sizler de çizebilirsiniz. Orta ve uzun vadede sabırlı olanların ciddi kazanç içerisinde olacağını, ancak kısa vadede fiyatlarda baskılanmanın devam edebileceğini şahsen düşünüyorum. Kale Seramik'in iyi bir hisse olduğunu, uzun vadede önünün de açık olduğunu şahsen düşünüyorum. Yayınlara olan ilgi ve alakanızdan dolayı hepinize teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmak kendinize bir yatırımdır. Bol kazançlar diliyorum.